Osimhen Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcusu. Çok da başarılı bir futbolcu. Türk spor severlere, Türk futbol severlere böyle bir futbolcuyu izletmekten de gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın misyonlardan birisi de bu. Zaten geçmişe bakın. Kimler gelmiş Galatasaray'a? Drogba'sı, Schneider'e, Hacisi. Yani aklınıza yani geldiği kadar işte Icardi'si, Osimhen'i sayabilirsiniz. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu manada bir öncülüğü Türk insanla dünya yıldızlarını seyrettirme, izlettirme gibi bir görevi de olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Tabii sezonun bitiminde, transfer döneminde elbette ki bütün kulüpler, herkes Osimhen gibi bir futbolcuyu transfer etmek ister. Tabii buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi harcama limitlerinizin oluşması. Onun için daha çok erken. Bildiğiniz gibi limitler çerçevesinde transferde yapabileceğiniz transfer kapasitesi oradan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun bu sürecin devam ettiğini, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, sezon sonuna kadar burada Galatasaray ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır. En önemli vizyonlarından, en önemli hedeflerinden bir tanesi odur. Başta da söylediğim gibi Galatasaray hem taraftarlarına hem Türk futbol severlere dünya yıldızlarını her zaman seyrettirmek isteyen bir kulüptür. Çünkü hakikaten Türk futbolu için level atlatan bir hamle oldu yani bu gerçekten. Ve Osimhen'i izlemek çok başka bir keyif veriyor Galatasaray'da. Hepimizin gönlünde Osimhen'in Galatasaray'da devam etmesi var tabii ki, ama bunlar çok birçok faktöre bağlı konular, başkanın bahsettiği gibi. Florya konusu, diğer konular, yani birçok şey konuşuluyor. Ama ben şöyle bir cevap vereyim bu konulara. Ya biz burada güzel bir başlangıç yaptık. Onun bir tadını çıkaralım. Onu istiyoruz biz şu anda. İyi bir başlangıç. Pacific Holding ile Galatasaray bir destek anlaşmasıyla bir birliktelik oluşturdu. Bu bizim spora, Türk sporuna destek anlamında da sorumluluk duyduğumuz hep bir konuydu. Buna da bir vesile olmuş oldu. Geleceği hiç bilemeyiz. Gelecek İnşallah hep birlikte göreceğiz yani. Ama Galatasaray için en iyisi olsun dileklerimi söylemek istiyorum bu konuda. Transfer sadece transfer döneminde olmuyor. Bizim vizyoner bir başkanımız var. Sayın Başkanımın liderliğinde Sayın İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş hep beraber. Sadece transfere bakmıyoruz. Kulüple ilgili her şeye bütün yönetim kuruluyla beraber bakıyoruz. Transferlerde Galatasaray bir futbolcu isterse zaten o masada oluruz. Bu da başkanımın vizyonuyla. Başkanımla birisi gelmek istediğinde söylediğimiz zaman gerçekten öyle bir vizyonu var başkanımın. Ben burada onu çok net gördüm. Hocamızın belirlediği noktalarda doğru transferleri yapabilecek güçte Galatasaray. Yeter ki hep beraber birlikte olalım. Tüm Galatasaray ailesi birlikte olursa, yeni projelerde geliştirirsek daha çok Osimhen'ler geleceğine inanıyorum. Tamamen beraberlikle, birliktelikle biz bunu başaracağız inşallah. Vallahi Icardi tabii Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Geçtiğimiz dönemdeki katkıları, yani iki dönemde de verdiği katkılar herkesin göz önünde zaten. Ayrıca Icardi yani bir Galatasaraylı olarak belli bir jenerasyonu, yani 8-9 yaş grubu, belki daha ufak, belki biraz daha büyük bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Sempatisiyle, futbolda gösterdiği başarısıyla
belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptı. Dolayısıyla bu manada da Galatasaray için çok önemli bir futbolcu. Evet, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Dolayısıyla derhal şu dönemde, yani şu sıralarda bir ameliyat geçirecek çapraz bağlarından. Ve en kısa sürede de geri dönmesini bekleyeceğiz. Icardi Galatasaray'ı çok seviyor. Burada oynaması, bunu hareketlerinden, zaten sahadaki performansından, arkadaşlarıyla, futbolcu arkadaşlarıyla arasındaki diyalogdan tespit etmek mümkün. Dolayısıyla Galatasaray'ı bu kadar seven, Galatasaray'a bu kadar başarıları yaşatan bir futbolcumuza da Galatasaray Spor Kulübü yönetimi ve başkanı da gereken ilgiyi gösteriyor. Zaten göstermek zorundadır. Bir de insani olarak yaşadığımız diyaloglar bunun normal desteğin daha üzerine taşıyor. İlk aşamada yanına gittim. Yani ve üzülmemesini, Galatasaray'ın onun yuvası olduğunu, dolayısıyla en süratli şekilde, hatta kendisine Mart ayında bekliyorum diye de söyledim. Sarıldık. Yani sıcakkanlı bir insan. Dolayısıyla demin de ifade ettiğin gibi senin, yani ben onun babası yaşındayım. Dolayısıyla bir başkan olarak da bu sevgiyi ve şefkati kendisine zaten devamlı gösteriyordum, ama o en kötü zamanında da gösterdiğimi düşünüyorum. Çabuk dönmesini bekliyoruz sağlara. Vallahi bunu yapı diye konuşanlara sormak lazım aslında da. Tabii herkesin, yani herkesin gözünün önünde olan bir tespit var. Eğer Türk futbolunda yapı varsa, zaten Galatasaray'a karşı bir yapı var. İnsanlar bunu evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar. Bu çok net. Diğer sorun da yabancı varla ilgili. Geçmişte uygulandı. Dolayısıyla bu tamamen Futbol Federasyonu'nun inisiyatifi içindeki bir husus. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda alacağı karara biz Galatasaray olarak karşı çıkmayız. Dolayısıyla onların görevi zaten. Yani bizim önümüze federasyondan böyle mi diye bir soru veyahut da bir talep, bir soru gelmedi. Ama Futbol Federasyonu'nun alacağı karar bizim için önemlidir. Saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkma hedefini seçildiğimiz günden beri zaten koymuştuk. Bunu nasıl yapacağımız da defalarca izah ettik. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Özellikle Florya ile ilgili sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreç biraz gecikti, doğrudur. Ama sonuna geldik. Dolayısıyla o Florya projesinin ihalesinin yapılmasıyla beraber Bankalar Birliği'nden çıkmamız mümkün olacaktır. Tabii şu andaki çalışmalarımız esasında her halükarda bu yapılandırmadan çıkma arzumuza bağlı olarak A, B, C planlarımızı da geliştirdik bu zaman zarfında. Dolayısıyla zaten herkesin müttefik olduğu, herkesin aynı anlayışta olduğu konu, sadece Galatasaray'ın diğer futbol kulüplerinde yapılandırma anlaşılmasından çıkma hedefi bütün kulüplerin var. Herkes imkanları çerçevesinde en süratli nasıl çıkarız diye bu çalışmaları yapıyorlar. Biz zaten çok evvelden bunlara başlamıştık. Dolayısıyla bu çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi alternatif çalışmalarımız da bu konuda var. İnşallah yılbaşından evvel de çıkmaya gayret ediyoruz. Tabii nazar değiyor. Yani bir süreç, ben biraz da tez canlıyım. Tarih veriyorum. Tutmadığı zaman taraftara hesap verme durumunda kalıyoruz.
Onun için kesin bir tarih vermekle beraber çok kısa sürede bu yapılandırma anlaşmasından çıkacağımızı söyleyebilirim. Sayın Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı ve bizi ziyaret etmek istedi. Biz de kendisini davet ettik. Burada bir görüşme yaptık. Özellikle Galatasaray'ın yapacağı Uzak Doğu'da özellikle Çin'le yapacağı sponsorluk anlaşmalarında kendisinin büyük destek verebileceğini söyledi. Hatta bu konuda da birkaç tane öneri getirdi. Şunlara şunları yapalım diye. Tabii bakın bunların Galatasaray'a gelmesi son derece normal. Çünkü Galatasaray Türk futbolunun önemli bir markası ve dünyada bilinirliği de en yüksek olan spor kulübü. Doğu Bey bunu bize getirdiği zaman zannetmeyin ki Doğu Bey'in aklına geldi de bunu hemen geldi yapan. Hayır, Doğu Bey de görevleri itibariyle gittiği yerlerde Galatasaray'a olan ilgiyi görüyor ve ayrıca kendisinin de iyi bir Galatasaraylı olması hasebiyle bunların mümkün olabileceğini gördüğü için geldi. Çok önemli iki tane sponsorluk için kendisiyle görüştük. Görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Çin'le ilgili. Çok kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyorum. Belki bir ziyaretimiz Çin'e de olacak. Burada Doğu Bey'e ben büyük bir teşekkür gönderiyorum buradan. Ve bu konuda bize gösterdiği ilgi, Galatasaraylı'nın verdiği destekle de gösterdiği ilgi bizim için çok önemliydi. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah sonuçlarını da hep beraber görürüz. Jeneriği gönderelim. Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak Pasifik Holding ile erkek futbol takımımız için yaptığımız forma sırt sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız. Pasifik Holding, gayrimenkul, enerji, lojistik, teknoloji gibi birçok alanda vizyoner yatırımlar yapan ülkemizin önde gelen holdinglerinden birisi. Şimdi bu vizyonere bakışı Galatasaray markasıyla yepyeni başarıları birlikte yaşamak için ortaya koyuyorlar. Ben bu anlaşma için Pasifik Holding'e ve Sayın Fatih Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu sponsorluk sürecinde katkısı için Sportif AŞ Başkan Vekilimiz Sayın Abdullah Kavukçu'ya da teşekkür ediyorum. Galatasaray markası benzersiz geçmişi ve başarılarla kendisiyle aynı vizyona sahip markalarla yan yana gelmeye devam edecek değerli arkadaşlar. Bu birlikteliklerin bizi hedefimiz olan daha büyük kupalara ulaştıracağını da tüm kalbimle inanıyorum. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, Pasifik Holding'e ve Türk Sporu'na hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Pasifik ailesi olarak bu desteğimizi kabul ettiğiniz için bütün Galatasaray camiasına, yönetim kuruluna ve başkanımıza bizzat teşekkür etmek istiyorum. Ve bu güzel işbirliğimizin, birlikteliğimizin bizi Pasifik ailesi olarak çok gururlandırdığını, ülkemizin güzide spor kulüplerinden birisi olan Galatasaray'ımıza destek vermenin bizim için büyük bir gurur olduğunu ifade etmek istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu sene ekonomik gücümüzü diri tutmak adına ciddi sponsorluk anlaşmalarını imza attık. Atmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Pasifik Holding ile yaptığımız anlaşmaya büyük önem taşıyor. Sporda bir dünya markası olan Galatasaray'ın ülkemizin önde gelen holdinglerinden olan birçok alanda yaptığı vizyoner yatırımlarla öne çıkan Pasifik Holding ile işbirliğine gitmesi ve anlaşmanın şartlarını hepimizi memnun etmiştir. Aynı zamanda
Türk sporuna Pasifik Holding'i kazandırdığımız için de mutluyuz. Allah utandırmasın. İnşallah. Buradayız başkanım.